Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kışlık karışık turşu yapacağız. Bu uzun süreli dayanabilen bir turşu. Şimdi bunu arkadaşım yapacak benim. Malzemelerimiz 2 tane 5 litrelik kavanoz için 2 kilo biberim var. 1 kilo acur ve kavun, küçük kavunlardan 1 kilo da salatalığım var arkadaşlar. Toplamda 4 kilo malzemem var. Bunu ikiye, hepsini birlikte doğruyoruz. Daha sonra ikiye bölüp iki kavanoza da yerleştiriyoruz. Kavanozların 5'er litrelik. Malzemenin hepsini bir yere doğruyoruz. Bu kavun küçüklerinin ufaklarını ikiye, büyüklerini 3'e 4'e dilimler halinde bölüyoruz. Acurlarımızın uç kısımlarını kesiyoruz. Biberlerimizin de saplarını çıkarıp ortadan çizik atıyoruz. Bütün malzememizi bu şekilde temizleyeceğiz. Hepsini. Bunları yerleştireceğiz. Nohutumuz var, kuru nohut. Kaya tuzumuz ve sirkemiz var. 3 başta sarımsak temizledim arkadaşlar. Şimdi bir kavanoz üzerinden anlatıyoruz. İkinci kavanoz da aynı bunun gibi yapıldığı için bir tanesini gösteriyorum. Kavanozun dibine bir avuç nohut atıyoruz. Sarımsaklarımızı böyle 3 parçaya, 4 parçaya hepsini küçük küçük kesip parçalayacağız. Bu şekilde bütün hepsini doğrayalım. Malzemelerimizi hazır olunca kavanozlara doldurmaya başlayacağız. Şimdi nohutları kavanozumuzun dibine attıktan sonra malzemelerimizi yerleştirmeye başlıyoruz. Kavanozumuzun yarısına kadar bunu yapıyoruz. Sırayla karışık malzemelerden kavanozun içine atıyoruz. Bunun kavanoz dolduktan sonra kapağını hemen birden çok sıkı olarak kapatmaya. Şimdi size göstermek için kapattık ama daha sonradan kapağı biraz aralı tut. Ertesi gün kapağı tamamen sıkı kapat dedi. Kışlık turşu olduğu için suda eksilme eğer olursa hani biberler içine çekiyor suyu. Üzerine biraz su ilave edersin. Kontrol ettikten sonra yeniden kapağını kapat dedi. Ben de o şekilde yaptım. Şimdi yarıya kadar malzememizi koyduktan sonra sarımsaklarımızı tam orta yere serpiştiriyoruz ve bunun üzerine yeniden turşu malzemelerimizi ilave ediyoruz. Arada kavanozu böyle dibini yere vuruyor. Malzemeler biraz yerleşsin, kavanozda yer açılsın diye. Şimdi asma yaprağımız var arkadaşlar bizim. Bunun uç tarafındaki tazelerinden filizi ile birlikte istedi. Kavanozun ağzını bunlarla kapatıyor. Böyle yapraklar var. Bunları kenarda tutuyoruz. Şimdi turşumuzun suyunu hazırlayacağız. Bir çay bardağı kaya tuzu. Bunun üzerine su ilave ediyoruz. Yaklaşık 1,5 litre kadar su koyuyoruz. Tuzumuzu eritelim. Kaya tuzu olduğu için karıştırarak eritiyoruz tuzumuzu. Şimdi bunun üzerine sirkemizi ilave edeceğiz. Bu Tarış'ın üzüm sirkesi özellikle bunu istiyor. Bu sirkeyle daha güzel olduğunu söylüyor. Yarım vardı benim. Önce onu bitirelim dedik. 1,5 su bardağı. Şu anda ilave ettik ve bunun üzerine daha 3 bardak su bardağını sirkemizi ilave ediyoruz. 2,5 oldu. Sirke ne kadar çok olursa o kadar güzel oluyor diye iddia ediyor. Şu anda evin her tarafı mis gibi sirke kokuyor. Ve 3, 1,5 da önden koyduk. 4,5 su bardağı sirke koydu. Şimdi bunu güzelce hepsini karıştırıyoruz. Tuzumuz bir miktar eridi. Şimdi tadına bakalım. Sirke keskin bir şekilde. Tuzdan bir parça leğenin içinde kalıyor.
bu tuzlu, sirkeli suyumuzu kavanozun içine döküyoruz arkadaşlar. Bu uzun süreli kışın dayanan bir turşu. Şimdi videomuzun sonuna doğru da geliyoruz. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay diyeyim, kolay gelsin diyeyim önce. Şimdi bu asma yapraklarıyla ağız kısmını kapatıyoruz. Ben normalde maydanozla ya da kışa doğru tam denk gelirse kereviz yapraklarıyla kapatıyorum. O da ayrı bir koku veriyor. Ama asmanın bu yapraklarını ben de ilk defa arkadaşımdan gördüm. Ağız kısmını da bu şekilde kapatıyoruz. Turşularımız altta kalacak suyun altında. Üzerine de kapağı işte dediğim gibi kapatıyoruz. Şu anda göstermek için kapattık ama hafif aralı bırakıyoruz. Daha sonra 24 saat sonra kapatıyoruz tam sıkı olarak ve kışta bekletiyoruz. Allah yemeği nasip etsin diyelim. Gerçekten turşular güzel oluyor. Şimdilik hoşça kalın. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin.